İnsanlar tarih boyunca birbirleriyle hep savaşıp durdular. Peki bitti mi? Hayır. Hala insanlar ve ülkeler savaşmaya devam ediyorlar. Bazı zalim ve acımasız liderler günümüzde bu savaşları hala sürdürmekte. Daha doğrusu sömürmekte. Artık buna dur demenin vakti gelmedi mi? Öncelikle kendimize şu soruyu soralım. Neden? Bu savaşlar neden? Altında yatan en büyük temel sebep ne? Bir düşünün. Sebebi ne olursa olsun, hedeflerin arasında her zaman o ülkenin topraklarını ele geçirmek de vardır. Kısacası savaşlar çoğu zaman ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Peki insanlar ülkelerinin ekonomilerini farklı yollarla düzeltmek yerine neden savaş ve sömürüyü tercih etmektedirler? İşte bu düşüncelerin altında yatan temel inanç şudur. İnsanlar bugün ihtiyaçlarını giderip, yiyip içip doysalar bile yarın yine acıkıyor ve yine bir ihtiyaçları oluyor. Yani insanların ihtiyaçlarının sınırsız olduğu inancı ortaya çıkıyor. Bununla beraber bir de dünyadaki kaynakların hızla tükendiği ve sonunda biteceği düşünülüyor. Yani kaynakların sınırlı olduğuna inanılıyor. Peki bu iki düşünceyi ele alırsak, bir düşünelim. Örneğin bir insan en fazla kaç tabak yemek yiyebilir? 2-3 tabak veya daha fazlası. Ne olursa olsun her insanın bir sınırı vardır. Daha fazlasını istese de tüketemez. Yani aslında insanların ihtiyaçları sınırsız değil, sınırlıdır. Sınırsız olansa ihtiraslarıdır. Yaşamını devam ettirecek kadar mal mülkü olsa da nefsi her zaman daha fazlasını ister. Şimdi de kaynakları ele alalım. En basitinden bunu gıda olarak düşünürsek, toprağa biz bir tohum atsak her zaman daha fazlasını hasat ediyoruz. Ağaçlar ve bitkiler her yıl ürün vermeye devam ederken bu kaynağı nasıl sınırlı diyebiliriz ki? Bir de buna günümüzdeki teknolojiyi de hesaba katarsak, tarımın sınırsız bir kaynak olduğunu görebiliriz. Bunun yanı sıra hayvancılık da durmadan devam etmekte. Hayvanlarımız kısır bile değilken buna nasıl olur da sınırlı bir kaynaktır diyebiliriz. Peki ya enerji? Güneş, rüzgar, dalga ve bunun gibi durmadan devam eden enerji kaynakları varken enerjiye de sınırlı bir kaynak diyemeyiz. Bir de madenlerimizi düşünelim. Dünyada madde döngüsüyle beraber yeni madenler oluşmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra geri dönüşümle var olan kaynaklar tekrar tekrar kullanılmakta. Böylece madenlerimiz de daha yavaş tükenmekte. Gelecekte bir gün bunların elinde sonunda tükeneceğini düşünenler olabilir ama emin olun ki insanlar o günü göremeden zaten kıyamet günü gelecektir. İşte bu düşüncelerin kanıtı da Allah'ın Kur'an'da bildirdiği üzere İbrahim Suresi'nin 34. ayetidir. Ayette şu şekilde geçmektedir. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Görüldüğü gibi ayet çok açık ve net. Bırakın bu nimetleri tüketmeyi, saymakla bile bitiremeyiz. Bu ve benzeri gibi ayetler varken kaynakların sınırsız olduğu şüphesiz bir gerçektir. Ama ne yazık ki insanlar bu gerçeği görememiş ve kaynakların sınırlı, ihtiyaçların da sınırsız olduğu düşüncesini benimsemişlerdir. Bu durumda da şu sorun ortaya çıkmıştır. Dünyada var olan sınırlı kaynaklarla bütün insanların sınırsız olan ihtiyaçlarını gidermeleri gerekmekteydi. İşte bu sorunların altından kalkmak için bazı insanlar uygulama ve ilkelerden oluşan ekonomiyi düzeltmek ve geliştirmek için modeller yazmış ve ülkeler de bu modelleri hayata geçirmeye başlamıştı. Bunların arasında en çok bilinen ve günümüzde hala uygulanmakta olan modellere sosyalizm ve kapitalizmi örnek verebiliriz. Ama bu yazılan modellerin hepsi baştan yanlış temeller üzerine inşa edildiği için doğal olarak da ülkeleri çöküşe sürüklemişlerdir. Bu yüzden her seferinde yeni modeller yazılıp uygulansa da sonuç değişmemişti. İşte insanlar bu kısır döngüye çözüm bulamadıkları için farklı yollara başvurdular. Ve geriye kalan en kolay yol tabii ki de başkalarının varlıklarını ele geçirmekti. Bu da savaş ve sömürü demekti. Bu savaşları yaşamaya ve kapitalizm gibi modellerin bize verdiği zararları çekmeye mecbur muyuz? Hayır. O zaman yapılması gereken şey ne? Birisinin bu yanlış düşünceleri bir kenara atıp yepyeni bir ekonomi modeli yazmalı. Geriye tek bir soru kalıyor. Peki günümüzde bunu yapan biri var mı? Evet, böyle biri var.
Ve ne mutlu bizlere ki böyle bir modeli yazmak bu vatanın bir evladına nasip oldu. Bu devrimin adı da Milli Ekonomi Modeli. Evet, bu bir devrim. Çünkü bizleri bu acımasız hayat şartlarına mahkum eden diğer tüm modelleri tarihe gömüyor. Bu model günümüzde başta Rusya olmak üzere pek çok ülkede uygulanmaya başlandı. Ve bu ülkelerin ekonomileri düzelmekle beraber dünya devi olma yolunda hızla ilerlemektedirler. Bu da bizlere bu modelin mükemmel bir şekilde işlediğini göstermektedir. Bir gün bu modelin ülkemizde de uygulanması dileğiyle tüm insanlara hayırlı ve uğurlu olsun.